Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Cihan denen bu bahçede ilk boy veren bir hakikat çiçeği. Şüphesiz ki o Hazreti Adem'dir. Çünkü o hem ilk insan hem de ilk peygamberdir. Bütün insanoğlunun ilk babasıdır. Yüce ve kerim olan Allah Celle Celaluhu ilk insan olarak onu topraktan yaratmıştır. Başka hiçbir şey topraktan yaratılmamıştır. İnsan olarak veya yaratışlar olarak cinler ve şeytanlar veya melekler aleminin dışında tek topraktan yaratılan insandır. İlk hayat çekirdeği Hz. Adem aleyhisselam olmuştur ve onun peşinden Hz. Havva ve bu ikisinden de bütün bir beşeriyet meydana geliyor. Fakat ilk önce hem her şeyden önce yaratılan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek nurudur. Yaratılış itibariyle son peygamberdir ama ve lakin bütün varlıkların ilkidir. Hatta Hz. Adem'in yaratılışına sebep yine Efendimiz'dir. Cihanın yaratılmasına sebep yine Efendimiz'dir. Meleklerin, insanların, cinlerin, yerlerin, göklerin, cennetin, cehennemin, arşın, kürsün, levhin, daha aklınıza gelebilecek her bir şeyin, yani hiçbir nesne mevcut değilken Halik-i Zişan Efendimiz, Mevlamız kendi nurundan Habibinin nurunu yaratıyor. İşte kainatın mayası, bütün yaratılmışların varlığına sebep Hz. Adem aleyhisselamın o mübarek nuruyla şerefleniyor. O nuru da alnına taşıyor. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, ben nasıl ki insanların yaratılışta evveliyim, ilkiyim, peygamber gönderilmek itibariyle de sonuncusu bulunmaktayım. Cismani olarak, bir beden olarak ilk yaratılan Hz. Adem'dir. Şüphemiz yoktur. Ama nuran, varlık olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nuru her şeyden önce yaratılmıştır. Şu cihan denen bahçede hayatın başlangıcı insanın yaratılışından çok daha gerilere gidiyor aslında. Çok önceye uzanıyor. Ruhanilerden cinler vardı, cismanilerden hayvanlar vardı, bitkiler vardı. Daha insanoğlu yeryüzüne teşrif etmeden, işte bütün bunlar insandan önce yaratılmış ve yeryüzünde yerleştirilmiş varlıklardı. Tüm detaylarına ineceğiz Allah nasip ederse. Belki aylar sürecek bütün peygamberlerin hayatını bir bir noktasına virgülüne kadar anlatmaya gayret edeceğiz. Rabbim dilimizde açıklık, bağını çözünürlük ve en güzel şekilde amel eder bir hal almayı cümlemize nasip eylesin. Zariyat suresi 56. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ama ne var ki cin taifesi kendilerinden o beklenen o vazifelerini tam aksine hareket edince cihan bahçesini imar edip şenlendirme yerine bu güzel mülkte kan dökünce, fesat çıkarınca, hatta isyanlar birbiri ardınca akınca Allah'a kulluktan yüz çevirdiler. Yoksa bizden evvel cinler alemi vardı şu yeryüzünde. Artık sanki bir ateş seli içinde yüzüyorlardı. Yaptıkları kötülükler o derece ileri gitti ki bütün iyilikleri heba oldu. Cihan tarlasında başak toplayacak bu varlıklar isyanları sebebiyle yeryüzünün sahipliği makamından azledildiler. Artık siz yeryüzünün sahibi değilsiniz. Artık siz burada yaşamayacaksınız. Allah onları yerin dibine gömdü. Aziz ve celil olan Allah, onların yerine cihan mülkünü imar edip idare edecek yeni bir varlık yaratmayı murad ediyor. İşte yaratılacak olan bu yeni mahluk, insanoğlu. Halik-i Kerim Hazretleri, Hz. Adem'i yaratmayı murad edince, meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakın Bakara suresi 30. ayet. Allahu Teala sana yeryüzünün halifesi diyor. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Güzel ve masum melekler Allah'ın takdirine önce şaşırdılar. Bundaki hikmeti de bilmiyorlardı. Zaten hiç kimse Allah'ın bildirdiğinden başkasını bilemezdi. Yeryüzü cinnilerin elinden, onların hakimiyetinden alındıktan sonra kendine verileceğini zannediyordu melekler. Cinlerden alındı, bizlere verilecek zannediyorlardı. Cinler çünkü kan dökmüştü, isyan edici, fesat çıkarıcı varlıklardı. Fakat melekler gece gündüz, nefes nefes, her daim Rabbi rahimlerine kulluk ediyorlar. Onu hamd ile, sena ile durmadan anıyorlar ve böyle olunca da yeryüzünün hakimiyetine en layık olarak kendilerini görmüşlerdi. Öyleydi de Allah'ın takdiri bir başka türlü tecelli ediyordu. Bazen insanoğlu hesap eder de ummadık yerden farklı hesaplar çıkar karşısına. İşte melekler de öyleydi. Yüce Allah yeni bir mahluk yaratıp cihan mülkünde onu halife yapmak istiyordu. Hatta o kadar ki bu varlığa bütün meleklerin secde etmesini de emir buyuracaktı. Bu nasıl bir varlıktı ki meleklerden daha üstün bir fıtrata sahip oluyor? Melekler birer nurani varlıktı. Gece gündüz her an ibadetteydiler. Yani onlar ki yeni yaratılacak bu mahlukun kendilerinden üstün tarafı ne olabilir diye hayret ettiler. Yani biz zaten hiç durmadan bir an bile Allah'ın mülkünde herhangi bir ufacık şeyle bile meşgul değiliz. Sadece tamamen yaratıldığımızdan beri Allah'a ibadet halindeyken Allahu Teala Celle Celaluhu öyle bir varlık yaratacak ki meleklerden daha üstün bir fıtrata sahip olacak. Hem de melekler kadar ibadet etmeden. Acaba bizden üstün tarafı ne olabilir dediler. Bir türlü bu husustaki o irade-i ilahiyenin hikmetini idrak edemiyorlardı. Bu sebeple anlamak istiyorlar. Soruyorlar Mevlamıza: "Ey Rabbimiz Celle Celaluhu, biz seni hamdınla her zaman tesbih ediyoruz. Noksanlıklarından tenzih ediyoruz ya Rabbi. Orada fesat çıkaracak, kanlar dökecek kimseler mi yaratacaksın?" Daha açık bir ifadeyle diyorlardı ki ya Rabbi bunun hikmeti nedir? Onlar Mevla'yı sorgulamıyorlar. Biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Sübhanallahi ve bihamdi diyoruz. Seni tasdik eyleriz. Zat-ı uluhiyetine layık olmayan sıfatlardan seni tenzihte bulunuruz her zaman. Hikmet nedir ki bizim gibi nurani, bizim gibi masum bir zümre varken isyan edecek, kanlar dökecek bir mahluku neden yaratmayı dilersin ya Rabbi? Melekler böyle demekle aslında Allah'ın iradesine itiraz etmediler. Ancak ne gibi hikmet, ne gibi maslahata müstenit olduğunu anlamak istemişlerdi. Adem oğullarının yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık olacağını onların daha yaratılmadan evvelinde nasıl bilmişlerdi? Tabi bu hususta müfessirler iki görüş öne sürüyorlar. Birinci görüş, Yüce Allah istikbale ait bütün hadiseleri levh-i mahfuzda tespit etmiştir. Bakın, bütün hadiseleri, bazıları olmak kendisine ayrıcalık olarak ayırdıkları haricinde yeryüzünde olabilecekleri levh-i mahfuzda tespit etmiştir. Mesela nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği levh-i mahfuzda var mıdır? Vardır. Hatta bu levh-i mahfuzun bir kısmını da peygamber görmüştür. Melekler oraya nazar edip bu malumatı edinmiş olabilirler diyor. Yani insanoğlunun neler yapabileceğini. İkinci görüşse bu bilgi meleklere diyor Allah ile aralarında geçen bir muhabere, yani bir konuşma esnasında bildirilmiş olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Meleklerin bu hallerine, bu suallerine, bu hayret edişlerine karşı da Allahu Teala dedi ki: "Şüphe yok ki sizin bilemeyeceğiniz şeyleri ben bilirim" dedi. Ey melekler, siz her şeyin hikmetine vakıf olamazsınız. Her şeyin hikmetini, faydasını, zararını hakkıyla bilemezsiniz. Onları bilmek zat-ı uluhiyetime mahsustur. Yeryüzüne halife kılacağım ki bu varlığın asileri olacaksa da itaatkar olanları da olacaktır. Ve gelin Hz. Adem Aleyhisselam'ın, babamızın yaratılışına gidelim. O Allah ki mülkünde eşi ve ortağı yoktur. Bir şeyi yaratmayı murad ederse sadece ona kün bu kadar kün dedi mi o hemen vücuda gelir. Kulu ve peygamberi Hz. Adem'i annesiz ve babasız olarak topraktan yaratmıştır. Bazı aklını kullanamayanlar maalesef Adem'in babasının olduğunu söylerler. Ne kadar yanlıştır. Halbuki ayet alenen açık beyan ediyor. Adem'in babası yoktur. Biz onu şöyle böyle yaratmışız diye ve tüm detaylarıyla Mevla Celle Celaluhu peygamberinin vasıtasıyla bizlere bildirmiştir. Varlık bağını bağlayan, yaratmanın usullerini elinde tutan, su ve toprağı birbirine süsleyerek karıştıran kimdir? Yüce Allah değil mi? Onun kudretinin bahçesinde Hz. Adem de boy veriyor. Ve Cebrail aleyhisselam hikmetin numuna pervane oluyor. Kainat, kerem ve yüceliğinin kapısında muradını arıyor. Hz. Adem'in nesli cömertliğinin ve ihsanının harmanından başak topluyor. Onun kudretinde bir nihayet yok sevgili kardeşim. Dilediğini yaratmakta acze düşmez Mevla. Hani biz bir iş yaparız ya, acze düşeriz. Ya yoruldum, onu da mı yapayım? Onu da yarın yaparım. Mevla'da böyle bir şey yok. Böyle bir şekilde hayal edemezsin. Topraktan bir zerre onun teyidiyle bir latif cisim olur. Sudan her damla onun keremiyle kıymetli birinci haline gelir. Uzağı gören akıl ona yol bulamaz. Onu bilmek olmaz. Bu sırrı kavramak mümkün olsaydı Nebiler serveri "Mâ arafnâke" seni bilemedik demezdi. Onun kudretinin yeşerdiği şu bahçede Hz. Adem'in nesli dizi dizi halifelik tahtına konmuştur. Allah'ın işine akıl ermez. Bazen öyle haller yaşarsınız ki, ummadık yerden öyle kapılar açılır ki, kişi sadece dünyada yaşadığı bir günün bile muhasebesini yapsa, yediği rızıklar nereden geliyor? Sen nereye hayal etmiştin, nereden ne rızık geldi? Ya da ne rızık yemeyi hayal ediyordun da sana nasip olmadı da başkasına nasip oldu. En başında basit bir hayal, basit bir örnek. Ve bazen öyle haller olur ki şaşırırsın. Kaldırır kafanı dersin ki ya Rabbi ne acayip işlerin var. Akıl ermiyor. İşte o yüzden Allah Resulü son peygamber kainatın yaratılmaz sebebi olmasına rağmen "Mâ arafnâke" seni bilemedik ya Rabbi. İşte Halik-i kainat yeryüzünün halifesi olarak Hz. Adem'i yaratıyor. Hz. Adem aleyhisselam ilk insan, ilk peygamber olarak vücuda gelecek. Hatta kerim olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışından bahseden ayetleri tek tek görmüştük, okumuştuk. Hepsi de insanoğlunun ilk atası Hz. Adem'in topraktan yaratıldığını ifade ediyor. Eğer bir insan Adem'in topraktan yaratılmadığını ifade etse ya da dese ki annesi vardı, normal bir insan gibi birleşip de oldu derse, o insan Allah'a şirk koşmuştur. O insan Allah'ı kabul etmemiş, Allah'ı yalancı çıkarmış, kafirlerin en başında geliyor demektir. Hani bazı zümreler var. Dinozorlardan geldiğini, maymunlardan türediğini söylüyorlar. Senin anan maymunsa, baban maymunsa ben bilemem. Ama Hz. Adem aleyhisselamı Mevla Celle Celaluhu bizzat kudret eliyle yaratmıştır. Herhangi bir vasıta olmadan. Ve Hz. Adem'in hayat çamurunu da yine Mevla kendi eliyle şekillendirmiştir. Uzun bir zaman onu kalıp halinde bırakıyor Mevla. Ta ki Hz. Adem'in çamurunun üzerine hüzün yağmurları yağana kadar. Dünyada hep hüzün içindeyiz değil mi? Bir günümüz mutlu olsa, 3 günümüz stresle geçiyor. Ve insanoğlu hep de bu stresten kurtulmak için bir başka stresin içine giriyor aslında. Elinde malı varsa, geçmişine bakmadan daha fazlasını istediği için onun kaygısına, onun stresine düşüyor. Herkesin farklı farklı stresleri var. En zengin adam bile yanaşıp yanına deseniz ki genç bir arkadaşınıza saçların beyazlamış. Ah ah der. Sinir stres hocam be. Hemen sana bu kelimeyi söyler. Peki bu nereden geliyor bize? Gelin bunun kaynağını öğrenelim. Belki ilk defa öğreneceğiz. Hz. Adem aleyhisselam kalıp halinde, bakın yaratıldı ama bir bedenin kalıbı gibi duruyor. daha henüz ruh yok, bir ceset gibi düşünün. Ta ki Hz. Adem Aleyhisselam'ın o çamurunun üzerine hüzün yağmurları yağana kadar. Evet, bu sebepledir ki Adem Aleyhisselam'ın evlatları, yani bizim üzerimizden hüzün hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Adem Aleyhisselam'ın o kalıbının üzerine 40 gün yağmur yağdı, 40 günün 39'u hüzün denizindendi. Bir günü sadece ferahlık denizinden yağdırıldı. Bu sebeple ki Adem evlatlarının keder ve hüznü çok olacak, sevinçleri, neşesi az olacak. Bunu hemen peygamber hadisiyle destekliyoruz. La rahete fid dünya. Dünyada rahat aramayın. Evladınız imtihan, canınız imtihan, malınız imtihan, eşiniz imtihan. Her bir şeyiniz bir imtihan vesilesidir. O yüzden bunlardan dolayı strese gireceksiniz. Bunlardan dolayı üzüleceksiniz. Hastalanacaksınız, canınızdan dolayı üzüleceksiniz. Evladınıza bir şeyler olacak ya da evladınız asi bir insan olacak, Allah muhafaza. Bundan dolayı üzüleceksin, strese gireceksin. Eşin başlı başına bir imtihan, eşinden dolayı üzüleceksin. Hep belki daha iyisini arayacaksın ama bulamayacaksın. Çünkü o da bir imtihan olacak. Malından dolayı imtihana gideceksin. Belki kaybedeceksin, belki daha çok kazanıp fazla zengin olduğun için imtihan olacaksın. Güzelliğinden dolayı imtihan olacaksın. Belki kendince çirkin görüyorsun kendini, bundan dolayı imtihan olacaksın. Yani kısacası bizim üzerimize 40 gün yağmur yağdırıldı, 39 günü hüzün denizinden yağdırıldı. İşte bizim hüznümüz buradan geliyor. Allahü Teala bir şeyi yaratmayı murad ettiği zaman aynı anda yaratmaya da kadirdir. Yani sadece istemez. Allahu Teala istediğini de aynı anda yapabilir. Böyle uzun zaman bekletip diyeceksiniz ki neden 40 gün bekletti? Yani niye hemen kaldırmadı? O yüce yaratıcı bütün varlıkları bir anda yok etmeye muktedir midir? Amenna. Buna muktedir olduğu gibi kün, yani ol emriyle de bütün hepsini bir anda hiçten ve yoktan yaratmaya da elbette ki kadirdir. İşte ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'in bir anda ve hiçten, yani hiç yokken vücuda getirilip topraktan yaratılması da ince bir hikmet icabıdır. Evet, Adem'in nesil dizisine bir göz attığımız zaman bu hakikati görüyoruz aslında. Cihan denen bu tarladan başak toplayan insanların hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Herkes can cevherinde mayalanan o kudret eliyle dokunmuş. Herkesin parmak izi aynı değil. Bakın Mevla bir sürü insan yaratmış. Hangisininki benziyor? Aynı tıpatıp. İnsanları suret olarak belki benzetebilirsiniz ama tıpkısının aynısı da diyebilirsiniz. Ama her biri farklıdır. Huyda farklıdır, suyda farklıdır. Yaratılmışlıkla farklıdır. En önemlisi, en basit bir örneği. Hani Allah yok diyorlar. Nasıl oluyor ya? Bütün insanların parmak izleri ayrı. Hepsinin parmak izleri apayrı. Maymundan geldiklerini iddia eden o akıl fukaraları yorgunluklarını cehennemin ateşinde, o ateş duvarlarına dayayıp giderecekler. Ve üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. İşte bugündür. Çünkü Adem Aleyhisselam bugün yaratıldı. Adem Aleyhisselam cennete Cuma günü sokuldu. Adem Aleyhisselam cennetten Cuma günü çıkarıldı sevgili kardeşlerim. Bunu da bir bilgi olarak söylemiş olayım. Şimdi ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'in ne şekilde varlık alemine geldiğine bakalım. Halik-i Zişan, Mevlamız Celle Celaluhu, dedim ya elbette ki her şeye kadirdir. Bir şey yaratmak istediği zaman anında yaratabilir. Ama ne var ki Adem Aleyhisselam'ı birden yaratmadı, anında yaratmadı. Uzun bir zaman sonra hayata nail kıldı. Nasıl? Şöyle. İnsanlığın o nur ve hüner kaynağı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın da insanlar gibi topraktan yaratıldığını söylüyor. Ne diyor? Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir insan yaratacağım diyor Mevla. Hicr suresi 28. Tabi nur yüzlü melekler Rablerinin hitabı karşısında dalga dalga heyecana kapılıyor. Ne yapabilirler ki? Onların bilmedikleri nice şeyler vardı. Düşünsenize, bugün bir haber geliyor size. Bütün insanlık yerle bir olacak. farklı bir şey gelecek. Yani farklı bir cisim gelecek. Melekler de böyle şaşırıverdiler. Nasıl bir şey olacak acaba? Gelecek fermanı bekliyorlardı. Ve Mevla Celle Celaluhu onun yaratılması tamam olunca ben de onun yaratılışını tamamladım. Ona ruh verdiğim zaman siz hemen ona secde edeceksiniz. Emir geldi. Daha ruh gelmeden emir geldi önce. Ben de onu yaratacağım. Örnek veriyorum işte birazdan ona ruh vereceğim ve ben ona ruh verdiğimde onun canlandığını gördüğünüzde siz ona secde edeceksiniz dedi. Artık melekler tamamıyla anladılar ki Halık-ı Kainat cihan denen şu saraya bir sultan yaratacaktı ve onu cihanın tahtına oturtacaktı. Melekler Allah'ın has kullarıdır. Onun emrine asla karşı gelmezler, gelemezler. Onun zikriyle, onu her zaman hamdıyla çırpınıp dururlar. Ve onun emriyle de Adem'e secde edeceklerdi. Hazreti Adem babamız, daha doğrusu ona edilen secde kulluk secdesi değildir. Hani insanoğluna secde edilmez ifadesi belki çıkar, peygamber dahi olsa secde edilmez ibaresini biliyoruz. Ama Hazreti Adem'e yapılan secde kulluk secdesi değildir. Tazim, ihtiram secdesidir. Allah'ın emri vardır bunda. Mevla öyle istemiştir. Neden? Çünkü melekler kendilerine güvenmesin. Kendileri bir gurura kapılmasın diye. Aslında Allahu Teala her şeyi biliyor. Bakın nasıl dizi dizi her şey, taşlar kendi kendine oturuyor. Meleklerin nur yüzünde ışıklar çağlıyordu. Kimse sorgulamadı. Yaratılacak insanı bekliyorlardı. Bu nasıl bir varlıktı? Nasıl bir şey olacaktı? Hadis-i şerifte de görüldüğü gibi yeryüzünün tamamından avuçladığı bir avuç topraktan Hazreti Adem'i yaratıyor. Önce kimi gönderdi? Önce Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Toprak ağladı, Cebrail kıyamadı. Ya Rabbi dedi, toprak şöyle böyle söylüyor. Ondan sonra İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ve en son Azrail Aleyhisselam geldi yeryüzüne, bir avuç toprak aldı ama toprak ona dağladı. Gelmek istemedi. Ben dedi bir insan olarak, daha doğrusu bir insan benden yaratılacak, o insan benden Allah'a karşı gelecek. Dedi ki Rabbimin emri budur deyip Azrail Aleyhisselam dinlemeden aldı getirdi. Bu vesileyle ilk toprağı alan Azrail Aleyhisselam olduğundan mütevellit son canı da Azrail Aleyhisselam geri alacaktır. Bu vazife Allah tarafından ona verilmiştir. Evet, şimdi balçık halindeki toprak kurutulmaya bırakılıyor. Nur yüzlü meleklerin o hayretli bakışları altında bu toprak yığını kupkuru oluyor. Kim bilir ne zamana kadar öyle kaldı, Allah bilir. Ve nihayet insan boyundaki bu çamur yığını birden şekillenmeye başlıyor. Baş, gövde, kollar, ayaklar derken tatlı bir şekil meydana geliyor. Allah'ın o kudret eli bu toprak yığınına can verecek, akıl nimetiyle onu donatacak, kainat toprağını da bu topraktan yaratılan insanın emrine verecek. Kalıp olarak Adem'in yaratılışı tamamlanmıştı. Şimdi ise sıra ruh vermeye gelmişti. Ruh da Rabbin emrinden bir varlıktı. Rabbi ruha emir veriyor. Ey ruh! Nur denizine dal, nurlan ve sonra şu cesedin içine gir. Ruh Allah'ın fermanı ile nur denizine dalıyor. Işıklar ve nurlar içerisinde yüzüp gelip iyice nurlanıyor ki sonra Adem'in o topraktan yapılma şekline yaklaşıyor. Ama ne var ki Adem'in kalıbının içi karanlıklar diyarıydı. O hali görünce ruh içine giremiyor. Ey Halık-ı Zişanım, Ya Rabbi burası kapkaranlık bir yer, bu karanlık yurduna nasıl gireyim? Çünkü o nur denizine öyle bir dalmış ki, öyle bir lezzetlenmiş ki o ruh. Adem Aleyhisselam'ın o cesedini görünce Ya Rabbi bunun içi kapkaranlık dedi. Ben bunun içine nasıl gireyim? Mevla Celle Celaluhu ferman ediyor. Zor ile gir, oradan zor ile çık. İşte bu mesele bize ölüm acısını veriyor. Zor ile gir, zor ile çık diyor. Bakın ölüm acısı basit değil. Belki ölenleri acı çekmeden öldü diyoruz değil mi? Bazıları böyle bir anda ölünce acı çekmeden gitti diyoruz. Biz öyle görüyoruz. Olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatmıştım. Tabi en son onun hayatını tekrar anlatacağız. Onun ruhu çekilirken suratını ekşitti Efendimiz. Canı yandı çünkü. Cebrail Aleyhisselam dayanamadı, kıyamadı, yüzünü çevirdi. Sonra Efendimiz dedi ki, ey Cibril Emin, sen bana bakmaya ikrah mı ediyorsun? Bana bakmaktan çekiniyor musun, utanıyor musun? Dedi ki, ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam, sen ölüm acısı çekerken ben nasıl sana bakabilirim? Nasıl dayanabilirim dedi. Burada Efendimizin bile bir nebze olsun ölümün acısını hissettiğini görüyoruz. Kaldı ki alemin yaratılma sebebi. İşte bu acı nereden geliyor bize? Ruh önce Adem Aleyhisselam'a girmek istemiyor. Ya Rabbi burası karanlıktır. Nasıl gireceğim ben buraya deyince Mevlamız emiren diyor ki zor ile gir, oradan zor ile de çık buyuruyor. Ve ruh yeniden Adem Aleyhisselam'ın neresinden girer? Kalıbına yaklaşır, ona burun deliğinden giriyor. Ve artık Adem Aleyhisselam'ın kalıbı içinde yol almaya başlıyor. Ve böylelikle Adem Aleyhisselam'ın beynini, önce ruh beyni mekan ediyor kendisine, oraya yerleşiyor ve yavaş yavaş kalıbı içinde mekan tutup dolaştıkça o cansız beden nurlanmaya, güzelleşmeye başlıyor. Az sonra da ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'ın o toprak bedenine can geliyor. Ve böylece Rahman olan Allah kudret eliyle Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Kupkuru bir balçık şimdi can ile şerefleniyor. Allahü Teala o can cevherini ten kutusuna koyuyor. Her şeye sahip, her şeye kadir, her şeyi bilen. Kulu ve peygamberi Adem Aleyhisselam'ı bu şekilde hayat sahasına getiriyor. Ve Adem Aleyhisselam güzel bir insan olarak meleklerinin o gözleri önünde duruyor. O kadar güzel ki Adem Aleyhisselam. Ayet-i Celile'de de beyan ediyor. İnsanı yarattı, ona beyanı ilham etti. Şimdi manaya girelim. Sultan-ı Kainat, Mevlamız. Böyle benim bazı telaffuzlarım vardır. Belki zamanla anlarsınız. Mesela son olarak Mevla Celle Celaluhu'ya Sultan-ı Kainat diyorum. Burada Allah'ı kastediyorum. Celle Celaluhu. O toprağında meydana getirilen Adem'in o balçık halindeki kalıbına ruh lütfediyor demiştik. Onu neyle süslüyor? Akıl nimetiyle süslüyor. Öyle bir önemli bir meseledir ki bu akıl nimeti. Sonra da irfan nuruyla nurlandırıyor. Bir gün sahabeler Efendimiz'e sordu, dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi, sana nebilik ne zaman geldi? Ne zaman vacip oldu? Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamber idim, Adem ise henüz ruh ile ceset arasında bulunuyordu. Ben peygamber idim, Adem ise ruh ile ceset arasında bulunuyordu. Rahman olan Allah Celle Celaluhu, sevgili Resulünün nuru ile Adem aleyhisselamı şereflendiriyor. Nasıl? Alemlerin Rabbi Hazreti Adem'i yaratınca o Muhammedi nuru ona geçirdi. O an Hazreti Adem'in alnı bu nurla sanki böyle elmas elmas parıldamaya başladı. O Muhammedi nur geriye kalan bütün nurları söndürdü. Halik-i Zişan Hazreti Adem'i taht üstüne çıkarıp oturttuğu zaman önce meleklerin omuzlarına yükletti. Nur yüzlü melekler Allah'ın emriyle Hazreti Adem'i omuzlarında taşıdılar. Ona gökleri tavaf ettirdiler. Öğrettiler ona. İlk insan, ilk peygambere göklerdeki o melekler alemini seyrettirdiler. Ve o mukaddes nur, Allah'ın sevgilisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuru, Hz. Adem'in başında 100 sene kalıyor, göğsünde 100 sene kalıyor, ayaklarında 100 sene kalıyor. Dahası arşın sahibi Allah, bütün mahluklarının, eşyanın, her bir şeyin ismini Hz. Adem'e öğretiyor. Böylece cihan mülküne halife olacak Hazreti Adem Aleyhisselam bütün güzelliklerle bezenmiştir. Bütün bilgilere, bütün her şeye sahip olmuştur. Bazı bilgiler vardır ki Allah tarafından öğretilir, senin haberin olmaz. Peki biz bunu görüyor muyuz? Aslında görüyoruz ama kör gözlerle bakıyoruz. Evet, kör gözlerle bakıyoruz. Hayır olsun inşallah. Evet, Rabbim beterinden korusun diyelim. Devam edelim. Bir bebek düşünün. Bir bebek annesini emmeyi nereden öğrendi? Bir bebek annesini nasıl emiyor? Nasıl öğrendi emmeyi? Bunu kim öğretti ona? Bir kurbağa bakın, bir kaplumbağa bakın. Bunlar daha annesinden doğduğu yumurtadan çıktığı zaman o bilgiye nasıl sahip oluyor ki deniz alemi içerisinde yüzmeyi ona kim öğretti? Kim söyledi ona? Halbuki annesiyle konuşmadı bile. Acıkınca derdini anlatmayı, ağlamayı ona kim öğretti? Bu vesileyle daha da ileri gidecek olursak, bugün ses eğitimi aldığımız zaman orada dediler ki sesi, diyaframı en iyi kullanan bebeklerdir. Bunu ona kim öğretti? Daha nice sırlar vakıftır halbuki. Yeter ki insan görmek istesin. Yeter ki insan bakmak istesin. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'a da öyle bilgiler öğretti ki herhangi bir hocası, öğretmeni değil, bizzat kendi kereminden, kendi ilminden öğretmişti. Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti demiştik. Sonra eşyayı meleklere gösterdi. Eğer her şeyin 3 yüzünü bilen sadıklarsanız bunların isimlerini bana haber veriniz dedi. Ayet-i kerimede Bakara suresi 31'de geçiyor. Madem ki işin, eşyanın veya farklı şeylerin iç yüzünü biliyorsanız, her şeyin iç yüzünü bilen sizlerseniz, haydi bunların isimlerini bana haber verin. Arşın sahibi Allah'ın hikmeti icabı olarak Hz. Adem Aleyhisselam'a isimlerin hepsini öğretmiştir ki buna da ne diyoruz? Talimi esma diyoruz. Şimdi güzel melekler ne diyebileceklerdi ki? Hani dediler ya, ya Rabbi sen yeryüzüne fesat çıkaracak, isyan edecek bir topluluk mu yaratacaksın? Allahü Teala da siz benim işime karışamazsınız, siz benim bildiğimi bilemezsiniz demişti. Madem öyleyse her şeyin 3 yüzünü bilen sizlerseniz, sadıklarsanız hadi dedi şu eşyaların isimlerini bana haber verin. Ne diyebilirdi ki melekler? Allah'ın bildirdiğinden başkasını bilmek hiç kimsenin elinde değildi. Allah mümtaz ve şerefli kulu Hazreti Adem'e bütün eşyanın isimlerini talim ettirmişti. Bütün isimleri, yani bu isimlerin delaletini, işaretini, tanıklığını, her birini manalarıyla birer ilham olarak, bir ilmi zaruri olarak bu suretle tarif ve tayin etmişti. Sonra da bu eşyayı meleklere gösterip bunların isimlerini, nelerden ibaret olduklarını hadi bana haber verin. Eğer siz iddianızda hilafete daha layık olduğunuzu söylüyorsanız hadi söyleyin bakalım. Elbette ki meleklerin bu hususta bir bilgisi yoktu. Bilgileri olmadığı için de cevap vermekten aciz kaldılar. Hiçbir şey diyemediler. Gönül çırptılar. Dediler ki, ey Halik-i Zişanımız, biz seni tesbih ederiz. Senin bize bildirdiklerinden başka da biz hiçbir şey bilmeyiz dediler. Şüphemiz yok, sen alimsin. Ya Rabbi sen hakimsin. Sensin ya Rabbi. Daha açık bir ifadeyle aslında diyorlardı ki, ey Kerim mabudumuz, biz seni tesbih ediyoruz, seni tenzih ediyoruz, tasdik ediyoruz. Senin her fiilin, her hükmün elbette ki bir hikmet eseridir. Senin bize bildirdiklerinden başka bizim bilgimiz yok ya Rabbi. Biz acımızı bilenlerdeniz, aczimizi de bilenlerdeniz. Ya Rabbi sana itiraz olmaz bizde. Biz seni tenzih ederiz. Şüphe yok ya Rabbi, sen her şeyi hakkıyla bilensin. Hakim olan sensin ya Rabbi. Her şeyin bir hikmeti, bir maslahat icabı yarattığını biliriz ya Rabbi. Melekler bu şekilde özür beyan edince Mevla Adem Aleyhisselam'a emir buyuruyor. Ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere söyle diyor. Adem ve meleklere o isimleri söyle deyince, ben size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını ben bilirim, açıkladığınızı da gizlediğinizi de elbette ben bilirim buyuruyor Mevla Adem Aleyhisselam eşyanın isimlerini söyledikten sonra. Tabi güzel melekler ne diyebilirdi ki, imtihanı kaybetmişlerdi. Topraktan yaratılan o cihan mülküne halife olacak Hazreti Adem Aleyhisselam bütün isimleri tek tek saymıştı. Ve Hz. Adem'in en büyük mucizesi de talimi esmadır. Meleklerle imtihan hadisesidir. İşte bu mesele. Melekler bu hal üzerine, bu hadiseyi gördükten sonra insan nevinin kendilerinden üstün, kendilerinden daha büyük halifeliğe layık olduğunu bir kez daha anlamışlardı. Topraktan yaratılan ve ilim ile nimetlenen, o akıl güneşiyle de aydınlanan Hz. Adem'in her veçhiyle üstünlüğü meydandaydı artık. Güzel o masum melekler artık o payenin Hz. Adem'e verilmesindeki hikmeti anlamışlardı. İçleri deniz deniz dalgalanmıştı meleklerin. Rabbi Kerimlerine iltica ediyorlar. Ey bizim Mevlamız, Adem'in her veçhiyle üstün olduğunu anladık ya Rabbi. Biz senin emrine asla karşı gelmeyiz. Biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Her şeyi hakkıyla bilen sensin ya Rabbi. Ve o masum melekler nurdan kanatlarıyla çırpınıyorlar. Hz. Adem'e hürmetlerin en güzelini gösteriyorlar ama ne var ki iblisin gözünde kin şimşekleri çakıyor. Kıskanmıştı. Hz. Adem'i öyle kıskandı ki kibir ve gururuyla dolmuştu birden. Şimdi bu hali gelin Kur'an-ı Kerim'den takip edelim. Cihanı yaratan Allah ayetinde buyuruyor. Hani biz meleklere demiştik ki Adem'e secde edin. Onlar da hemen secde etmişlerdi ama yalnız şeytan kaçınmış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştu. Cafer-i Sadık der ki, Adem'e ilk secde eden Cebrail aleyhisselamdır. Peşinden Mikail aleyhisselam, sonra İsrafil aleyhisselam ve dördüncü olarak da Azrail aleyhisselam. Bu vesileyle sıralama bundan olmuştur. Ve en son Mukarrabin denilen o yakınlık melekleri ve dahasıyla sırasıyla devam etmiştir. Dediğim gibi Hz. Adem'e edilen secde kulluk secdesi değildir. Tazim secdesidir. Allah'ın emir buyurduğu bir secdedir. Saygı secdesidir. Hz. Adem'in kadrini ya da onun şanının bir ilanıdır o secde. Ve meleklerin emri ilahiye ne kadar itaatkar olduklarının da bir delilidir o. Bütün melekler Rabbi Rahimlerinin emriyle Hz. Adem'e tazim secdesinde bulundular. Ama iblis o kibriyle, o hasedi yüzünden ilahi emirden yüz çevirmişti. Kudreti sonsuz olan Allah da Celle Celaluhu elbette ki onun kibirlendiğini çok iyi biliyor. Ve ne dedi? Ey iblis dedi, bizzat kudretimle yarattığıma secde etmene seni hangi şey engelledi? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelenenlerden mi olmak istedin? Aşağılık şeytanın körlüğüne ve maskaralığına bakın ki bu itaatsizliği sebebiyle Allah'tan af ve mağfiret dileyeceği yerde kendini haklı göstermeye çalıştı. Yüce Rabbine karşı ne dedi? Ben ondan daha hayırlıyım. Beni bir ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Böylece cihan mülküne halife olacak Hz. Adem'i ilk defa küçümseyen şeytandı. Ve şeytanlar devam edecek. Çocuklarını bazen sahnede göreceksiniz. Hz. Adem babamıza laf atan birçok insanı da göreceksiniz şu devirde bile ki gördük de. Ben diyordu ondan daha hayırlıyım. Kendisine karşı secde etmemi emir buyurduğun zattan daha üstün bulunmaktayım ben. Neden? Çünkü beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. O bana müsavi değil, yani o bana denk değildir. Aşağılık şeytan düşünmüyordu ki bir şeyin kıymeti yalnız teşekkül ettiği o maddeden, unsurdan ibaret değildir. Bunu düşünemiyordu. Rahman olan Allah'ın o verdiği bir şeref, bir meziyet itibariyle yüksekliği vardır. Böyle olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Sizin birbirinize üstünlüğünüz kocanızdan dolayı değil, şuyunuzdan dolayı değil, takvanızdan dolayıdır. Erkek ya da kadın birbirinden üstün değildir. Şayet kadın takvalıysa o kadın erkeğinden daha üstündür. Ateşten yaratılan şeytan tıpkı aslı gibi bir kin alevi oluyor. Aynı aslı, biliyorsunuz aslı neydi? Ateşten yaratılmıştı. Aynı aslı gibi bir kin alevi oluyor ve Hz. Adem'i kıskanıyor. Kibir ve gururu sebebiyle de ona secde etmiyor. Mevla Celle Celaluhu biliyorsunuz cin taifesini neyden? Ateşin dumanından. O dumansız, daha doğrusu dumansız ateşten yaratmıştı diyor. Sıcak bir rüzgarda diyor Onlar insanın burnuna girecekler, insanı öldürecek derecede kuvvetli bir harareti haz verecekler diyor. Adam neredeyse kendini öldürmek isteyecek. O cin musallatına kapılmış olan insanlar. Allah muhafaza eylesin. Bu cin işlerine merak salmayın. Bazıları var mesela, görüyorum. O cin filmleri altındaki yorumlara bakıyoruz. Millet eğlendiğini zannediyor. Gülüyor, bilmem ne yapıyor. Arkadaşlar, o cin filmini çeviren insanlardan bir tanesi, daha doğrusu o cin filmlerinin seslendirmesini yapan, şimdi isim vermeyeceğim, reklama girmesin, benim bizzat medrese arkadaşım. Ve diyor ki bu filmin yapımcısı bunlarla uğraşa uğraşa en son yamuldu diyor. Maalesef. Artık onlarla haşır neşir diyor. O yüzden çok fazla meraklı olmayın bu işlere. Bizim insanımız meraklı maalesef. Bu cinci hocalara, büyücü hocalara, buna benzer insanlara. Hocam biliyor ama baksana diyor, her şeyimi bildi diyor. Bir sürü şey söyledi diyor. O zaman bu tamamdır diyor. Mevla Celle Celaluhu'nun o Resulü diyor ki, eğer diyor havada uçtuğunu görseniz bir insanın, itikadı bozuksa ona güvenmeyin. Ona itibar etmeyin. Evet, cinler bugün dünyanın her bir yanından en erken haber getirebilen varlıklardır. Eğer ki kişi kendini onlara kaptırmışsa bu şekilde bilebilir. Onlardan bazıları vardır, Müslümanlarla haşır neşirdir. Bunlar iyidir, işini iyi yapan insanlardır. Bazıları da insanları soyup soğana çeviren taifelerdendir. Bizim işimiz olmasın mümkün mertebe. İyisiyle de kötüsüyle de. Rabbim bizden uzak eylesin inşallah diyelim. Evet, cin taifesi bir alev, bir ateş maddesinden hayata gelmiştir. Bu da Yüce Allah'ın yine kemalinin kudretinden dolayıdır. O Sultan-ı Ezel böyle ateşe de, havaya da, basit cisimlere de, cevheri mücerrede de hayat vermeye kadirdir. Onu görüyoruz biz. Yani bir ateşten bile bir vücut hasıl edebiliyor Mevla. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan mikropların dahi bir hayatı mevcuttur. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın neyle? Nihayetsiz kudretinin eseridir. Cin taifesinin ilk babasının adı Can'dır sevgili kardeşlerim. 2 tane ne ile? Bakın, canlı, canlı diye devam eder. Cin taifesinin ilk babası. Kur'an-ı Kerim'de de buna işaretle ne diyor? Cin taifesini de evvelce bir dumansız ateşten yaratmıştık. Ve iblis şeytanların ilk babasıdır. Bunlar insanlara, insanların gözüne görünmediği için cin namını almışlardır. Cinler tıpkı insanlar gibi, aynı bizim gibi yerler, içerler, yaşarlar, ölürler. Bir kısmı Müslüman, bir kısmı kafir, inançsız. Şeytanlar ise tamamen kafir. Onların içinde iman devletine erenler yok. Şeytanın ve çocukları tamamen kafir bunlar. Bunlarda Müslüman yok ama cin taifesinden Müslüman var. Az önce dedim ya, Müslümanı da kafiri de bizden uzak olsun. Çok hoşlanmadığımız şeyler. Onlar iblisin öleceği vakte kadar yaşayacaklar, o şeytanın çocukları. Ve Adem evlatlarına da düşmanlıklarını sürdürüp duracaklar devamlı. Şeytanlar da cinler gibi göz ile görülmedikleri için bir nevi cinlerden sayılmaktadır değerli kardeşler. Evet, iblis nar-ı semumdan, yani dumansız ve harareti çok şiddetli bir ateşten yaratılmıştır. Şeytan aleyhillâne, evet, dumansız bir ateşten yaratılıyor ama harareti o kadar çok şiddetli ki, ne var ki uzun zaman meleklerle de beraber bulunuyor. Hatta bu yüzden meleklerle beraber ibadet de ediyor. Hatta daha ötesi, meleklere hocalık ettiği de vaki. O yüzden hani bazen diyorlar ya, ben filanca şey okudum diyor. Adama bir şey anlatıyorsun. Bakın, şeytanın aynı karakterini görüyorsun bazı insanda. O yüzden dua ederken diyoruz ya, Ya Rabbi şeytandan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden bizleri muhafaza eyle. Anlatırsın adama, ya kardeş ben bunları okudum, geç sen, ben bunları biliyorum. Ama haline vaktine baktığın zaman adamın hiç de İslam diniyle alakası olmadığını görüyorsun. Sen bu insana emri bil maruf yapıyorsun. O ise yaptığı, okuduğu şeylerin kendisine fayda vermediğini aslında beyan ediyor. Ona sadece şunu söyleyebilirsiniz. Doğru söylüyorsun, okumuşsun ama ve lakin belki insanlara zulmediyorsun. Belki kendi nefsine zulmediyorsun. Ama şunu unutma ki şeytan da meleklerin bir dönem hocasıydı. Evet, ama secde etme emri gelince o maalesef secde etmedi. Hatta size biraz daha konuyu derinleştireyim. Şeytan bir kere secde etmedi günde. Bakın, şeytan bir defa secde etmedi. Günde 5 vakit namazı terk eden bir insanın yanından şeytan kaçar. E abi ne güzel işte, 5 vakit namaz kılmıyoruz, şeytan kaçıyor yanımızdan. Şeytan niye kaçıyor? Sen benden daha beter bir adamsın diyor. Çünkü ben bir defa secde etmedim, kovuldum. Sen bugün hiç secde etmedin. Korkarım sana bir bela musibet gelir, ben de yanında olurum, bana da isabet eder. Kardeş, ne halin varsa gör deyip seni terk ediyor. Çok bir Müslüman olduğun için veya gerçekten takva ehli olduğun için terk etmiyor yani. İblisin kibir ve gururu maalesef kendisine pahalıya mal oluyor. Ve o böyle karanlık fikirlerin o zehrini kusarken kahhar ve cebbar olan Allah Celle Celaluhu'nun nelere kadir olduğunu düşünmüyordu bile. Mülk tamamıyla Allah'ındı. Dilediğini dilediğine verme selahiyeti sadece ona mahsustu. Hani bazı insanlar görürsünüz. Sizin bir güzel arabanız olur veya eviniz olur veya güzel bir insanla evlenmişsinizdir. Size haset eder, kıskançlık yapar. İşte onda şeytanın ahlakından bir ahlak vardır. Kendini arındırması lazım. Devamlı sadakalar vermesi lazım. Canını yakması lazım. Üstüne gitmesi lazım. Ne dedi Mevla? O halde madem ki secde etmiyorsun, çık dedi cennetten. Çünkü sen kovuldun. Ve şüphe yok ki senin lanetin kıyamet gününe kadar üzerinde olacaktır. Hicr suresi 34-35. Daha açık bir ifadeyle söyleyeyim. Ey iblis, artık çık oradan dedi Mevla. O cennetten veya o gökten veya o masum meleklerden artık ayrıl. Sen öyle ilahi emre imtisal eden o mümtaz, o mübarek bir zümre arasında değilsin artık. O meziyetini kaybettin. Her türlü hayırdan, kerametten, rahmetten kovuldun sen. Ve dedi şüphe yok ki kıyamet gününe kadar da lanet senin üzerindedir dedi. Senin hakkında meleklerin, bütün müminlerin laneti ceza gününe kadar da devam edecektir. O günde ise layık olduğun o ebedi azaba bulanacaksın. Tadacaksın azabı. Bundan sonra hiçbir yardımcın olmayacak. Ve böylece iblis zillet ve hakarete mahkum edilmişti. İlahi huzurdan kovulmuştu. Ne büyük bir hüsran. Yüreğin demir kıskaç, kin şimşeğin var senin. Ey hasetçi, yüzüne bakar mı ki yar senin? Artık onun yüzüne de bakan yoktu. O tamamıyla rahmetten kovulmuştu. Hayırdan mahrum kalmıştı. Hayırsızlığını daha da ileriye götürmek istedi. O Adem'in neslini zehirli bir kıymık gibi sokacaktı. Hazreti Adem'den ve onun evlatlarından intikam almayı sokmuştu kafasına. Mevlasına karşı yaptığı hata büyüktü. Yaptığı bu hata sebebiyle yok edilmesinden korktu, yese düştü. Dedi ki ben şimdi hata yaptım, Allah beni şimdi yok edecek. Zillet ve hakaret içinde bile olsa hayatı, yok olmayı istemiyordu. Dedi ki Rabbim, öyleyse dedi bana yeniden diriltecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Bakın, dikkat edilecek husus şu. Lanete uğrayan iblis yüce Allah'ı inkar etmiyor. Bakın, inkar etmiyor. Şimdi şurayı bir dikkate alalım. Bazı insanlar vardır ki şeytandan daha beter ahlaka sahiptir. Yani şeytanı siz bugün en kötü bir varlık olarak görmeyin. Evet, kötü bir varlık ama ondan daha kötüsü var mı? Var. Bazı insanlar var ki onlar şeytandan da aşağı. Çünkü şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Bakın, burayı bir altını çizelim. Haşır ve bahsi, yani öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar etmiyor. Biliyor. O Mevlasını biliyor. Ondan sonra yaratılacağı, tekrar dirilteceği günü biliyor, kıyameti biliyor. O kadar ki Hz. Adem'in nesli olacağını ve dünyada bir müddet yaşayacaklarını, hatta sonra ölüp tekrar dirilteceklerini bile biliyor. Onun küfrü, inkarı Rabbi Kerim'ini, ahiretini kabul etmeme suretiyle değil, Allah'ın emir verdiği, teklif ettiği o secde emrini reddetti. Bundan dolayı kovuldu. Şimdi herkes kendine göre bir nasip alsın bakayım. Herkes kendisine göre bir pay çıkarsın. Ya namaz kılmayan arkadaşım, aynı hatayı yapıyor musun? yapıyorsun. Ama seni yine biraz ayırt eden kısım ne? Sen kabul ediyorsun namazı. Sen büyüklenmiyorsun. Sen günahını biliyorsun. Diyorsun ki evet ben günahkar bir adamım. Ama namaz kılamadım, kılamıyorum. Başlıyorum ya. Bugün öğlen namazıyla başlıyorum. Bak yarın değil, yok yarın yok. Ya abi pazartesi haftanın ilk günü ya, o zaman yok. Bugün öğlen namazıyla. Bugünkü namazla. Hangi namaz varsa artık önünde. Hemen bugün itibariyle başlayacaksın. Ve aşağılık iblisin bir hesabı daha vardı. Bütün şeytani kozlarını kullanma sevdasına düşmüştü. Ondan neydi? Yeniden diriliş gününe kadar mühlet istedi Allah'tan. 1. sura üfürülüş devresini atlatıp ebedi olarak ölümden kurtulmayı düşünüyordu. Ölümsüz bir hayatı o zillet ve hakaret içinde bile olsa arzu ediyordu. Öyleydi de ama bunu açıkça ifade etmekten çekindi diyor. Zavallı olmayan bir hayata ulaşmayı kurnazca elde etmek istiyordu. Biliyordu ki o yeniden diriliş günü gelecek. Ondan sonra artık bir daha ölüm yok. O güne kadar hayatta kalabilirse, kıyamet gününü atlatabilirse ölüm acılarından kurtulabilirdi. Aklınca bunu tasarlıyordu. Ama ne var ki cihanı yaratan Allah Celle Celaluhu bütün kalplerin en ince sırlarına vakıftı. Ondan hiçbir şey gizlenebilir mi? Mümkün mü bu? Kalplerin gizlediğini, gözlerin haince bakışlarını, akılların ne için çırpındığını hepsini biliyordu Allah. Rahmetinden uzaklaştırdığı o lanete uğrayan iblisin de dirilme gününe kadar o hayatta kalma talebinin altındaki maksadını Allah bilmez miydi? Haşa. Elbette biliyordu. Bu sebeple Mevla ona sordu. Sen hakikat mühlet verilmişlerdensin dedi. Mevla söyledi ona. Ey iblis, zaten sana mühlet verildi. Sen bütün semalardaki, bütün yeryüzündeki hayat sahiplerinin öleceği güne kadar hayatta kalacaksın ama o gün sen de ölümü tadacaksın. Tekrar hayat sahasına da getirileceksin. Ebedi azabını da çekmek üzere cehenneme sevk edileceksin. Yüce ve kerim olan Allah'ın Celle Celaluhu'nun iblise bu kadar mühlet vermesi, bu bir muktezai hikmettir sevgili kardeşlerim. Yani bu bir imtihandır. İmtihan aleminin bir nevi muktezasıdır bu. O ateş saçan lanetlinin böyle uzun bir müddet yaşaması, daha ziyade belaya, şekavete uğratılmasına bir sebeptir. İnsanları da büyük bir imtihana tabi tutmuştur Mevla bu vesileyle. O düşmanlar düşmanı iblisin izini takip etmeyip Rabbine itaat edecek olan kullarını da Allah nice ebedi nimetlere namzet kılacaktır. O nimetlerden biri de zaten cennettir ki başka bir şey olmasa ne olur diyoruz değil mi şimdiki aklımızla? Evet, ateş gönüllüsü iblis kızarmaz yüzünü yine ilahi dergaha tutuyor. Kıyamet gününe kadar hayatta kalmak için izin almıştı, evet. Bu uzun ömrü tövbe, istiğfar, şükür, zikir, kulluk ile geçireceği, bakın bu lanet kuyusundan kurtulmaya çalışacağı yerde bir başka hesabın peşine düşüyordu. Ateşin tabiatı nedir? Yakmaktır değil mi? O da inat ateşiyle kendini yakıyordu. İnadında ısrar ediyor. İnatçı insanlar çok kötüdür. Dinimiz der ki inatçı insandan uzak durun. İnat öyle bir kötü hastalıktır ki inadı uğruna kendi kendini bile cehenneme atar kişi. İnadı uğruna. İnat gururdan gelir. İnat kibirden gelir. Bana şöyle dedi. Bana böyle yaptı. Halbuki haksız olmasına rağmen inadı yüzünden maalesef hala davasını haksız yere güdenler var. İnat uğruna. Ve bu insanları Allah sevmez. Allah'ın sevmediği o insanı halk da sevmez. İnatçı bir adamı kimse sevmez. Mümkün değil. Hiç kimse sevmez. Çocuğunuz bile inatçı olsa çıldırırsınız. Bak der inadından ne yapıyor der. Hatta dayanamaz bir tane de ağzına yapıştırırsınız. O yüzden kimse sevmiyor. Bak evlat bile olsa sevilmiyor inatçı olunca. O yüzden şeytan en büyük ahlakından bir tanesi de inattır. Bakın bir peygamberin ahlakına bakın, bir de şeytanın ahlakına bakın. herkes ona göre muhasebesini yapsın. Bende hangisinin ahlakı var deyip o ahlaktan ya arınsın ya da o ahlaka bürünmeye çalışsın. İnat ateşiyle kendini yaktı. İnadında ısrar etti. Mevla'ya karşı dedi ki, öyleyse dedi sen beni azgınlığa mahkum ettin. Ben de buna karşılık andolsun ki onları saptırmak için, senin doğru yolundan saptırmak için pusu kuracağım dedi. Oturacağım dedi. Bak görüyor musun şeytanı? Andolsun onların önlerinden, arkalarından, sağından, solundan, her bir yerinden musallat olacağım. Sen de onların çoğunu şükredici insanlar olarak bulamayacaksın dedi. Bak Mevla'ya karşı geliyor. Ben öyle bir uğraşacağım ki onlarla, sen o kullarını dedi halife olarak yarattın. Bak Allahu Teala seni ne olarak yarattı? Yeryüzüne halife, eşrefi mahluk, mahlukatın en şereflisi. Ama aynı ayetin benzerinde de diyor ki esfele safilin diyor, hayvandan daha aşağı diyor. Gelin kendimizi hayvanlarla kıyas edelim. Evet, hayvanlarla kıyas edelim. Bir inek düşünün, bir koyun düşünün. Abi etinden fayda var, derisinden fayda var, kellesinde fayda var, kemiğinde fayda var, sütünde fayda var, yoğurdu var, peyniri var, ayranı var, aşı var. Her bir şey var. Bak hayvanı görüyor musun? Ne kadar meziyetlerle dolu. Peki ey insanoğlu diyor, sen eğer ibadet etmiyorsan senin ne kıymetin var? Sen ne işe yararsın ki diyor. Ne etinden, ne derinden, ne sütünden, ne bir şeyinden faydalanabiliyorsun. Aksine şükürsüz devam ediyorsun. Kaldı ki bir eşek diyor ulema günde 5000 defa Allah diyor. Ya. Hadi kıyas edelim kendimizi. Herkes kendi nefsine, ben de kendi nefsime hitap edin söylüyorum. Bizim hayvandan farkımız nedir? Kaba bir tabir değil mi? Böyle ağır bir kelime geliyor bazen. Ya hocam öyle de demesek. Ama ben demiyorum ki, ayet-i kerime diyor. Hayvandan daha aşağı olursunuz diyor. Bari hiç olmasa şu namaza idrak edelim. Şeytan gibi bizler de secdesiz kalmayalım. Evet. Dedi ki ben onlara öyle bir yanaşacağım ki sen onları şükredenlerden bulamayacaksın. İblisin bu sözlerinde düşmanlık vardı. Kin tutuyordu. Hazreti Adem'e ve onun evlatlarına düşmanlığını açıkça ilan ediyordu Mevla'ya. Hazreti Adem'in o mazhar olduğu ilahi nimetler, şerefler, rahmetler onun haset damarında patlamıştı artık. Gözlerinde kin şimşeği çakıp duruyordu. Bir kin ki kıyamet gününe kadar sönmek bilmeyen bir kin. Çok acayip bir mesele. Hiç böyle yumuşamayacak şeytan. Hani biz belki yumuşuyoruz bazen kin tuttuğumuz zaman, ki tutmamak lazım. Kalbinde zerre kadar kibir olan, kin olan bu tür insanlar cennete giremez diyor. Affedici olun, herkese affedin, haklarınızı helal edin insanlara. Kim ne yaptıysa yaptı, kendine yaptı. Belki biz başkalarını affettiğimiz için Allah da bize merhamet eder. Çünkü hak helal etmek kolay değil. Adam size zulmetmiş, zalimlik etmiş, mahvetmiş, tabiri caizse deriz ya anamı ağlattı. Böyle bir insan bile affettim Rabbim, neden? Sen de bana merhamet edesin diye ben bunları affettim de. Mevla zaten onun gerektiği cezasını verecek. Yapılan karşılıksız kalmayacak ama sen merhametinden dolayı herkesi affet. Bak şeytan merhamete de gelmiyor. O kini kıyamete kadar dipdiri tutuyor. Daha dün yaratılan Adem kendisinden nasıl üstün olabilirdi ki? Toprak bedenli Adem nimetlere ersin, arza halife olsun, yeryüzünde saltanat sürsün. Hayır hayır, bunu bir türlü hazmedemiyordu. Yeryüzünü ona ve onun nesline bir ateş kuyusu yapmak istiyordu. Ve Hz. Adem'in neslini Allah yolundan sapıtmak için, onları ateşten madilere çekmek için hep çırpınacaktı. Ve en çok da sadaka verenlerle ibadetini, namazını dosdoğru kılanlarda mum gibi eridiğini söylüyor. Ey Rabbim, yemin olsun ki bakın, beni azdırıp yoldan çıkardığından dolayı ben de Ademoğullarını senin yolundan döndüreceğim. Suçu da Mevla'ya atıyor. Onlara öyle işkenceler yapacağım ki diyor, onların birçoğunu şükredici bulamayacaksın. Onları ardımca isyan madilerine çekeceğim ben. Önlerinden, arkasından, sağından, son bütün dört cihetlerinden onlara yanaşacağım. Tuzaklar kuracağım. Kuruyor işte. Hani diyoruz ya, kadın sokağa çıkarken şeytan o kadını gözetir. Sadece kadını değil, erkek bir iş yapacağı zaman onu da gözetir. hemen haramları, helalleri bir bir sana öyle ustaca anlatır ki sen artık bir yerden sonra faize bile helal demeye başlarsın. Ki şunu diyen çok insan vardır. Hocam bu devirde bulaşmayan mı var ya? Yani ticaret yapmıyorsunuz, öyle tuzunuz kuru konuşuyorsunuz diyeceksiniz belki. İşin aslını bilmediğiniz için. Evet, bu vesileyle şeytan öyle bir yanaşır, öyle bir fetva verir ki size, siz bile inanırsınız. Evet, devam edecek Hz. Adem Aleyhisselam'ın konusu. Dediğim gibi peygamberler tarihine girdik. İlk konumuz tabii ki ilk insan, ilk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam. Bu vesileyle beraberinde de olan olayları size aktarmaya çalışacağım. Ama şeytandır, ama Havva annemizdir, ama gelen çocuklardır, ama Adem Aleyhisselam'ın çocukları nasıl? Şimdi bir yumurtlama meselesi var, bir evlilik meselesi var, kardeş kardeşe nikah meselesi var. Nasıl olacak bunlar? İnşallah bunları bir bir detaylarıyla anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi anlatılan sohbetleri de bölüm bölüm Allah'ın izniyle peygamberler tarihi olarak bölüm bölümde YouTube sayfamıza Hüseyin Oruç adreslerimizi yükleyeceğiz Allah nasip ederse.